Anadolu kültürü, çok sayıda medeniyetin, felsefenin, düşüncenin, yani insanın yıllar süren etkileşimiyle oluşmuş kültürler mozaiğidir. Yaklaşık 1000 yıldır bu coğrafyada var olan ve etkinliğini sürdüren İslamiyet, bu mozaiğin oluşumunda en büyük katkıyı yapan etkendir. Anadolu'ya İslamiyet'in gelmesi ve yayılmasıyla, İslam anlayışına göre oluşmuş tarikatlar bu bölgeye hakim olmaya başladı. Tarikatların en önemli özelliği, İslamiyet'i bulundukları bölge insanının anlayabileceği bir üslupla aktarmasıdır. Örnek davranışları, uzlaşmacı yanları, yardımlaşmaya ve dayanışmaya verdikleri önemle insanların takdirini ve ilgisini kazanmışlardır. Tarikatlar kıyafetlerini peygamber sünnetine dayandırır. Hazreti Muhammed'in giyindiği gibi giyinebilmek, onun gibi davranmak, ashabını örnek almak dervişin en önemli gayretidir. Esas amaç peygamber gibi giyinip, onun gibi yaşayarak Müslümanlığın gereklerini yerine getirebilmek ve Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Yorumlama farkı olsa da, değişik yollarda ilerlense de amaç aynıdır. Derviş, uygulamaya dair sahip olduğu görüş farklılığını kıyafetlerine de yansıtır. Giyim kuşam, renk ve desen tercihinde farklılıklar görülür. Başına geçirdiği taçtan ayağına geçirdiği çarığa kadar her giysisine öğretilerini yansıtır. Kıyafetlerinde ön planda tuttuğu renkte ve desende bilgisinin ve inançlarının etkisi görülür. Bununla birlikte aynı dergah üyeleri arasında da kıyafet farklılıkları görülür. Bu farklar hizmetlerine, dergah içindeki görevlerini yerine getirmesine, himmetlerine, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken gösterdiği gayretlere, irşatlarına, doğru yolu görmelerine ve derecelerine, bilgi ve gayretleri sonucu ulaştığı mertebeye göre oluşur. Tarihimize dair fazla görsel döküman, İslamiyet'in görsel aktarıma mesafeli duruşu yorumunun yaygın olmasından ötürü pek yoktur. Yine de minyatürler kültürel tarihimiz hakkında derinlemesine bilgi edinebildiğimiz gerçek belgelerdir. Gerçekçi olma eğilimi ayrıntıya verdiği önem, hayatın hem her alanını hem önemli olaylarını konu alması bakımından son derece işlevseldir minyatürler. Minyatürlerde derviş ve müritlerin giyimleri, önemli olayları ve törenleri ayrıntılarıyla görülür. Dönemi konu alan zamanın yabancı gezginlerinin seyahatnamelerinde, gravürlerle resimlendirilen eserlere rastlanmaktadır. Ancak gerek kültüre yabancı olmaları, gerekse sanatçıların hayal güçlerini eserlerine yansıtmaları yanılgılara sebep olmaktadır. Türk tarikat giyim kuşam tarihine dair en güvenilir görsel kaynak olma özelliğini taşıyan minyatürde yanılgıya yer yoktur ve derviş ve müritlerinin kıyafet ve aksesuarlarının gerçek yansımaları ortaya konulmaktadır.
Tarikat kıyafetlerinin inanç dünyasına yansıyan simgesel anlamları, Anadolu coğrafyasının önemli kültür değerleridir. Dervişin Allah'a ulaşma yoluna dair yorumları, onun ve müritlerinin giyimine de etki eder. Dervişin esas gayreti, sünneti uygulayabilmektir. Hazreti Muhammed'in giyindiği gibi giymeye çalışmak, farklı bakış açısıyla birleşince, giyim tarzında, renk tercihinde, motif ve desenlerin kullanımında farklılıklar doğurmuştur. Dervişlerin tasavvufa yaklaşımlarıyla oluşan kıyafet ayrılıkları yanında, aynı tarikatta derecelerine göre müritler arasında da ayrılıklar olmuştur. Müridin dergahını, dergahtaki mevkisini, derecesini belirten, üzerindeki renk ve desenlerle dervişin öğretilerinde neyi önde tuttuğunu ifade eden bir anlamı vardır tacın. Kadiri pirlerinden Eşrefzade, taç giymenin ve risale çıkarmanın sünnet olduğunu söylemiş. Çünkü Allah peygamberimize semadan, nurdan taç ve hırka indirmiştir. O da öbür dünyaya gitmeden önce Hazreti Ali'ye vermiştir. Fakat o zuhur eden tacın kaç terkli olduğunu kimse bilmez. Rivayete göre düğme vazeden taç 6 veya 12 terklidir. Tepesindeki düğme için Muhiddin-i Arabi, Hazreti Peygamber'in şevke geldiğinde amamesinin yere düştüğünü ve ashabdan birinin bunu aldığını ve onun amameyi ihsan etmesi üzerine 400 parçaya bölünüp, oradakiler tarafından her bir parçanın düğme şeklinde taçlarının tepesine konduğunu anlatır. Tacın kutsallığı, anlamı ve önemine dair farklı görüşlere sahip olunsa da, her dervişin bunu son derecede önemsemesi, Hazreti Muhammed'e bağlanmaktadır. O yüzdendir ki taç, tasavvuf ehillerinin vazgeçilmez kıyafetleri arasındadır. Mevlevi külahı, Arapça taçlardan olup Bernu, Bernes ve Tertur adıyla bilinen ve İslamiyet'in ilk zamanlarında zahitlerin, dünyadan ele tek çekerek Allah'a yönelen, kendini ona ibadete veren kişilerin alametiydi. Aslı renklidir. Destarsız yekta külah ve tarik misali felektir. Binbir günlük mutfak hizmetinden sonra giyme şerefine kavuşulur. Veya çalgılardan zurna çalarak veya küçük yaştan beri şeyhin hizmetinde bulunarak, destar bendi irşad, irfan sahibi şeyhin müridine yol göstererek destar bağlatması olurlar. Bütün hizmetler, terbiye ve tahsil alametleriyle eni kısa olup 18 risaleli olur ki şeker avis tavir olur. Buna dabnuka da denir. Mevlana bir beytinde şeker avizden bahseder. Taç giyme kazanılacak bir haktır, ancak kazanılarak giyilecek kutsal değere sahiptir. Bazı dönemlerde canı isteyenin taç giyip sarık sarındığı görülmüştür. Tasavvuf ehilleri bu durumdan rahatsız olmuşlardır. Rivayet odur ki, Sultan Veled Bahaeddin Ahmet bir destar bağlayıp külah giydi ve pederinin yanına gitti. Babası Mevlana şöyle buyurdu: "Ey Veledi! Gençliğimde böyle giyinme hevesi bende de meydana gelmişti. Hızır ile görüştüğümüzde esef etmeme sebep oldu," dedi. Sebebini sorduğumda, "Senin iltifat edip parlak bir şekilde destarı bağlaman mani oldu," buyurdular. Dedelerden biri, "Destar sarıp ben de giyerim ve görüyorsun sakal ve destar ile adam olunmaz. Ey dostum,
pederinin hünerini ele geçirmeye çalış, dedi. Sarık, taç etrafına sarılan ince kumaştan beze denir. Hazreti Muhammed'in Miraç dönüşü tacına sarık sarındığından kutsallığı vardır. Kullanılan bezin rengine, sarış biçimine ve uzunluğuna göre anlam farklılıkları göstermektedir. Tac üzerine dolanan destara amame de denir. Beyaz olması, Nuri Beka'ya, evliyalıkta erişilebilecek en üst seviyeye, siyah olması, Nuri Fena'ya, yeşil olması, Nuri Memruha'ya, dalalettir ve bununla seyitlerin yüceltildiği belirtilmiştir. Fakat beyaz hepsinden yücedir. Sarığın ölçüsü de gerektiğinde kefen yapmaya yeterli olmalıdır. Destar, abdest alınarak kıbleye yüz çevrilip sarılmaya başlanır. Sarığın her devrinde bir selatü selam okunur. Mümkünse ayakta yavaş yavaş sarmak gerekir. İyi, güzel oldu diye beğenmek şartları vardır. Gül, tacın tepesine dikilirdi. Çok çeşitli şekil, motif ve renkleri kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak iç içe geçen dairelerin büyükten küçüğe dikilmesiyle oluşur. Bağdat Gülü olarak adlandırılır ki Abdülkadir Geylani'ye atfedilmektedir. İbrahim el-Eşref-i Kadiri, Şeyh-i Aliyyü'l-Vahidi el-Kadiri'den şunları öğrenir. Abdülkadir Geylani, Hızır'ın işaretiyle Bağdat'a gider. Bağdat'a vardığında Bağdat şeyhleri ona içi su dolu bir tas göndermişler. Bunun anlamı, Bağdat şeyhlerle doludur, size yer yoktur imiş. Zemheri, kışın en şiddetli zamanıymış. Abdülkadir Geylani bir keramet göstererek, tasa bir gül bırakıp, tası getirene git selam söyle, böyle bir gül ile taşmaz demiş. Şeyhler bu durumu görüp, bu şeyh hepimizin gülüdür deyip, onu karşılamaya çıkmışlar. İşte Kadiri tarikatı alameti gülün ortaya çıkışı bundandır. Bağdat gülü üç daire ve yeşil çuha üzerindedir. İlk daire şeriata, ikinci daire dergaha, üçüncü daire hakikate delalettir. Bu üç daire marifet hallerine delalettir. Bazı dervişler gül yerine düğme, pul ya da mühür kullanmıştır. Haydari kullanımı diğer giysiler kadar yaygınlık ve önem arz etmeyen, kimi dervişlerin kıyafetleri üstüne giydikleri kolsuz, yakasız, boyu göbeğe kadar inen giysidir. Menşei, ismini de aldığı Şeyh Haydar'a uzanmaktadır. Kalenderi Şeyhi Cemalettin Savedi'nin halifenin halifesi Şeyh Haydar'dır. Şeyh Haydar nefsiyle mücadele etmek için kıldan bir çuvala dip tarafından yaka açıp, ve iki taraflarını delip kendine iç gömleği yaptı. Onun halifeleri de onu izleyerek aynı şeyi yaptılar ve giydikleri bu gömleğe Haydari adını verdiler. Sonra onlardan gelen halifeleri o mücadeleye, nefsi yenme savaşına dayanamayıp, kibarane ve nazikane olarak çuka, keten ve pamuk vesaireden mevzu olarak dış esvabı ittihaz ettiler. Bazı esnafın ve köylülerin giydikleri salta biçimindeki bu üstlüğün kollusuna Mevleviler Destegül, kolsuzluğuna ise diğer tarikatlarda olduğu gibi Haydari derdi. Haydarilerin uzunluğu mintanı örtecek kadar olduğu halde Bektaşiler bunu diz kapaklarına kadar uzun yaptırırlar ve adına Mevleviler gibi Destegül derlerdi. Destegül, tennurenin üstüne giyilen, yakasız, göğsü açık, kolları dar ve bileklere kadar, eteği ancak bele kadar gelebilen, vücuda yapışan gömlektir. Bele gelen sağ eteğin ucunda, bir parmak uzunluğunda şerit, sema esnasında açılmaması için elifi nemendi bağına geçilir. Destegül, gül demeti demektir. Bezden veya başka kumaştan yapılmış, kollu bir ceket şeklinde açıklanmıştır. Ayin esnasında tennure iktiza ederler, bellerine de Elef-i Nemed ismi verilen kemeri sararlardı.
Bektaşilerin Destegül adını verdikleri üstlük Haydari'den uzun, cübbeden kısa ve kolsuzdu. Mevlevilerinki ise uzun kollu, bel hizasında nihayetlenen bir nevi Haydariye idi. Tennure üstüne de giyerlerdi. Tennure, dervişlerin hırkaları altına giydikleri kolsuz entaridir. Mürşit huzurunda hizmette olan elbise giydirilmiş dervişler, ölmeden önce ölünüz hadisine uyarak, ölmeden önce öldüm, giydiğim tennure ahiret gömleği ve üzerine giydiğim hırka kefenimdir derler. Veli meydanında, zikir halkasında, semada ve murakabe ederken, yani iç aleme dalıp kendinden geçerken, tahfis edip yani örtünüp, saklanıp giyinen dervişler, zikrullah yani Allah'ın adını anma nuruyla nurlandık, sırtımızdaki gömleğimiz tenimizde bulunup, bizimle beraber pür nur olduğumuzdan, yani nur ile dolduğumuzdan ismine tennur denilir. Tennure'yi ilk önce giyenler sırasıyla Hazreti Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Tennure giyebilmek, yalan söylememek, zina etmemek, haram yememek, hırsızlık yapmamak gibi şartlara bağlanmıştır. Mevlevilerin giydikleri bir entaridir. İki çeşittir. Biri hizmet tennuresi olup, Mevlevilikte canların ilk terbiyelerini aldıkları mutfakta geçirdikleri zaman süresi içinde giydikleri, etekleri yere kadar inmeyen, genellikle mavi, mor, siyaha yakın koyulukta bir renkte olanıdır. Diğeri ise, yere kadar uzanır beyaz renktedir ve etek ucuna içten ağırlık yapması için enlice bir yün kumaştan şerit geçirilir. Bu şekilde sema ederken tennurenin eteklerinin güzel bir şekilde açılması sağlanmaktadır. Kemer, elif, elfe, nement veya bentmiyan, kuşanılan denilen, bele üç kez sarılan yün dokuma ya da keçeden yapılmış çuhadır. Üç kez sarılma nedeni, Cebrail Miraç'a gitmeden önce Hazreti Muhammed'in belini üç kez bağlamış olmasıdır. Ayrıca üç sarma eline, diline, beline doğru olmayı simgelemekle birlikte açlığa, tokluğa, çıplaklığa sabredenim anlamını da taşımaktadır. Şedd, şeddi şerife, şeddi vefa, dervişlerin bellerine bağladıkları yünden yapılmış kuşaktır. Rufaiye, Bedeviye, Sa'diye tarikatlarında siyah, kırmızı, beyaz, yeşil renklerde kuşak bağlarlar. Şedd-i vefanın mertebesi dörttür. Birincisi, vacib-i teâlâ'nın ahdidir, yani Allah'a verilen sözdür. Kur'an'da, "Ey Beni Adem! Şeytana itaat etmeyin, o size aşikar düşmandır" diye beyan etmedik mi? Ve size emreyledim ki, bana itaat edip beni tevhid edesiniz ki, doğru yol budur. İkincisi,
kulağıyla fuhşiyat yani kötü şeyler veya bühtan yani iftira işitmemektir. Üçüncüsü, diliyle herze ve ezeyan ve gaybet yani gereksiz ve kötü söylememektir. Dördüncüsü, arzuyu hava hevesi ve şehveti nefsten sakınmaktır. Yani aşk ve arzuyla nefsin arzularından sakınmaktır. Gölpınarlı, şeddin Arapça sıkı bağlamak anlamına geldiğini, fütüvvet, adamlık, erklik yoluna girildiği zaman, ahi tarafından bele kuşatılan ve yünden yapılmış olan kuşağa verilen isim olduğunu ve Mevlevilerden Elif-i Nehmet ve Bektaşilerdeki Tıy Bend'in fütüvvet ehlinin şeddinden geçtiğini belirtmektedir. Nefir bilindiği gibi sur ve nafurun hepsi Türkçe'de düdük ve boru gibi çalınan boynuzdur ki manda yani camus, su sığırı ve öküz boynuzlarından yapılır. Gezginci dervişlerin çeyizlerindendir. Onlar daima yanlarında bundan taşırlar. Çöl, sahra ve dağlarda yırtıcı hayvanlardan kendilerini korumak için üfürürler ki o sesten hepsi kaçar. Keşkül, cilbent, sofra, çeyizi dervişi seyyahındır. Yani gezginci derviş çeyizidir. Bunlardan sofra, yemek altına yayılan meşin bir yuvarlak örtüdür ki etrafında halkalar vardır ve gereğinde torba gibi büzülüp toplanır. Derviş bunun içine nafakasını, yiyeceğini koyup heybe gibi kullanır. Cilbent, sahtiyan yani keçi derisinden yapılmış olan çantadır. Meyan bent olanlar kemerlerine takar. İçerisine gerekli alet edevat, tarak, makas, çakı, akçe, iğne, iplik vesaire konur. Çoğunlukla Bektaşi fakirlerince kullanılır. Keşkül, Nuh'un gemisine benzer. Askı gibi zincirle asılır. İçine her ne olursa konur ve gerektiğinde şeyen lillah, Allah rızası için diye hak dost ederler. Yani dilenirler, el açarlar. Bektaşilerin de teslim taşı diye boyunlarına astıkları taş, aczlerini anlatır ve teslimiyet babında oluruz demelerine işarettir. Asılan bu taşın cinsi balgamidir. Kırşehir'de çıkan ve Hacı Bektaş Veli'yi zehirlediklerinde bazı kaynaklarda zehirlenenin Balım Sultan Baba olduğu geçer, kendisine malum olarak kustuğu ve bu kusuntudan da damarlı olan taşların oluştuğu rivayet edilir. Kanberiye, tarikat ehli olan dervişlerin bellerine sardıkları örme kaytan gibi bir kuşağa denir. Uzunluğu beli bir kere dolayacak kadardır. Bir ucu gözden bir damla gibi yapılmıştır ve diğer ucunda ise düğme gibi hakik, yeşim, süleymani ve kan taşı cinsinden ceviz kadar habbe tutturulmuştur. Asa ince ve uzun bir değnektir. Boyu kullanan kişinin omuzlarından 4 parmak kadar yukarıdadır. Asa ile yürümeye sofiye dilinde kadembin tabir olunur. Celal ve cemal ile yani ulu ve yücelikle yürümeye delalet eder. Asanın esası şudur. Adem cennetten çıktığında elbisesi incir yaprağından idi. Beline üzüm dalı sardı. Cebrail Tuğba ağacından bir dalı Adem'in eline verdi. Dünya oldukça Adem o ağacı asa yaptı. O yüzden asa kullanmak önce Adem'den sünnettir. Teber ve nize bir çeşit baltadır ki sapı uzun ve başı demir temrenli yani süngülü ve ağzı sapının tulu boyu hizasında olan savaş aletidir. İki yüzlü de olur. Derviş fukaralarının mürşidin izniyle tekbir ve gülbank okuyarak eline verilir. Vilayetler, çöller ve dağlarda dolaştığında çeşitli zararlı hayvanlar ve haşeratı def etmek için yanlarında ve omuzlarında taşırlar.
Seccade, post, üstüne oturulan, pamuktan, yünden ve hasırdan yapılmış dört köşeli bir örtü, yaygı, yer örtüsüdür ki üzerinde namaz kılınır. Seccadenin kapıları dörttür. Şeriat, tarikat, hakikat ve emanet. Harf sayısı da dörttür. Sin, selamete delalet eder. Cim, cemaate delalet eder. Elif, ululuğa delalet eder. Dal, devlete, elde edilmiş değerlere delalet eder. Post, beş köşelidir. İki ayakları ve iki elleri ve bir de başı olduğundan beş köşe olur. Bu, beş vakit farz olan namaza, refref denilen gönderilmiş serire, döşeye ve hamse-i âli abaya ve İslam'ın beş esasına işarettir. Tarikatlarda kıyafet oluşumunun temel nedeni peygamber sünnetini yerine getirmektir. Ancak ister giysiler olabildiğince gösterişten uzak ve sade olsun, ister Allah'a ulaşmanın farklı yorumları kendini giyim tarzlarındaki farklılıklarda göstersin, giyim kuşamın, motiflerinin, aksesuarlarının, renklerinin derin anlamları ve verdiği mesajlar, her felsefenin ve öğretinin inanç dünyasına yansıyan simgeleridir.